Evet, geçelim şimdi direkt soruları çözmeye. Tekrardan hoş geldiniz. Şimdi çıkmış sınavları çözüyorduk. Ben de şöyle en son notlarıma bakarak gidiyorum. Biz en son 2021 YÖKDİL'den bir soru çözmekte kalmışız. O sorumuz da 4 numaralı soru. Şöyle size şöyle alayım. Onun üzerinden gidelim. Şimdi 2021 YÖKDİL 2'deki en güncel sınav buydu. Hani ilk kez katılanlar varsa veya unutanlar söylemiş olayım. Şimdi burada bir kelime sorumuz var. Tabii kelime sorularında en başta yapmamız gereken nokta neydi? Anlamlarını bilmek. Ki burada sonlarında L'ye olan kelimeler olması bana şunu söylüyor. Özel durumlar dışında zarf bunlar. Yani bana bir zarf sorusu soruyor burada. O yüzden zarfların ne anlama geldiğini bilmem gerekiyor. Öncelikle kelime sorusu olduğu için önce şıkları çevirme tarafındayım ben. Bu arada siz de cevabını eğer düşündüğünüz bir soruysa yani yapabileceğinize inanıyorsanız özelden bana cevaplarınızı yazabilirsiniz ben anlatırken soruyu. Bunun üzerinden gideriz. Şimdi deliberately kasten kasıtlı bir şekilde demek. Onun dışında devam ediyorum. Coherently tutarlı olarak anlamına gelir. Tutarlı olarak anlamındadır. Urgently acilen, acil bir şekilde. Accurately kesin net bir şekilde. Slightly de miktar bildiren bir zarftır. Hani belli belirsiz anlamına gelir. Biraz ya da çok az anlamına gelen bir zarftır. Yani soruya bakarken aslında bu noktada bakmakta fayda var. Yani elimizde bu 5 tane bizim zarfımız var. Bu zarflardan en uygun olanı koymamız gerekiyor. Şimdi bundan sonra soruyu okumaya başlıyorum. Evet. Şimdi bir bağlaçla başlamış. When Venus passed in front of the sun in 1769. Çekmecenin 1769'da Güneş'in önünden geçtiğinde Venüs, astronomers yani bu işle ilgilenen insanlar were able to measure. Şimdi measure ölçmek demek. Were able to bir kalıp, bir daha doğrusu model were able to. Şimdi bunu minik bir şekilde bilmeyenler varsa veya tekrar olması açısından söylemiş olayım. Şimdi bizim geçmişe dönük ihtimal bildirirken, possibility bildirirken iki tane kullandığımız kalıp var. Bir, could, iki, be able to. Could'u ben nerede kullanıyorum? Genel olarak, genel bir şeyden bahsederken, yani herkesin yapabileceği genel bir şeyi ben geçmişe dönük söylüyorsam, bu yetenek olabilir veya possibility olabilir. Could kullanıyorum. Ama was were able to dediğim zaman ben şunu anlamalıyım. Yani herkes yapamıyor ya da zor da olsa başarmışlar anlamında bir kullanım var burada. Yani managed to gibi biraz kullanım olarak. Yani burada astrono şeyler pardon gökbilimciler hani uzaklığını ölçebildiler. Normalde tabii ki kolay değil. Ama zor da olsa başarılar anlamında. Measure the distance from Earth to the Sun. Ki ikinci bir nokta yine yeri gelmişken from ve to edatı. Yani nokta noktadan nokta noktaya kadar. Böyle bir anlama gelir. From Earth to the Sun. Hani bunu edat olarak da sorabilirler o yüzden gösterdim. Yani dünyadan güneşe olan uzaklığını ölçebildiler. For the first time ilk kez demek. İlk kez. Şimdi bunun üzerine konuşacağız. Yani ilk kez nasıl ölçtüler onu bulmamız gerekiyor. Onu söyleyeyim. Şimdi kasten ölçtüler. Tutarlı bir şekilde ölçtüler. Coherently var. Onun dışında yine tekrardan baktığımda urgently var. Accurately var. Yani acil bir şekilde ölçtüler. Accurately kesin net bir şekilde ölçtüler. Slightly çok az ölçtüler. Birazcık ölçtüler. İfadelerimiz bunlar. Şimdi burada zaten açık ve net bir şekilde D olmalı cevap. Yani bizim için önemli olan cevap D şıkkı. Accurately. Şimdi burada belki coherently'ye biraz gitmiş olabilirsiniz. Hani tutarlı bir şekilde diyor ya. Ama biraz tutarlı bir şekilde dediğinde benim şunu anlamam gerekiyor. Yani tutarlı bir şekilde demek hani böyle elimde birkaç tane atıyorum sonuç olur, tahlil olur veya bir örnek olur. Hani bunların birbirine denk geldiğini anlatır bana. Coherently olması için. Yani diyelim ki 95 yılında atıyorum bir rapor vardır. 2000 yılında bir rapor vardır. 2005 yılında bir rapor vardır. Hepsinde aynı skor vardır. Aynı sonuç vardır. Ha, o zaman coherently hani tutarlı bir şekilde denebilir ama ölçüm kesin ve net
olur veya kesimenet olmayan bir ölçüm olur. Yani iki ihtimali vardır. O bakımdan accurately doğru seçenek. Bilginiz olsun. Hiç vakit kaybetmeden hemen geliyorum. 2021 YDS2'den bir soru çözeceğiz. Sırayla gidiyorum. 11 numaraya geldik orada da. Şimdi burada ne sorusu var elimde? Edat sorusu var gördüğünüz üzere. Peki edatları ben nasıl incelemeliyim bir soru içinde? Şöyle incelemeliyim. Edatlar bir genel anlamlarıyla bilinmesi lazım. Mesela yani benim burada şunu bilmem lazım. İşte mesela through ne demek? İşte içinden anlamına geliyor. Hani bir şeyin içinden de olabilir. Bir sürecin içinden de olabilir. Yani o biraz daha böyle örneğe göre değişen bir şey. Onun dışında işte during var. Boyunca süresince demek. Yani bu olabilir. İşte onun dışında against var. Nokta noktaya karşı demek. Bu olabilir. Onun dışında upon. Hani üstüne, üzerine anlamına geliyor. Bir edatım var. Hani diğerlerini herhalde genel olarak biliyoruzdur. Hani belki burada by edatı işte normalde bir tarafından anlamına geliyor ama kıyısında, kenarında anlamı da var. Hani by the sea de diyorlar. Onu söyleyeyim. Hani böyle bir anlamı da var. Hani bunları genel olarak et, işte de da, fordır, durdur veya için anlamında neyse bu anlamda. To zaten ya amaç olacak ya da yönelme hali olacak. With ile demek zaten. Şimdi buna göre konuşmamız lazım. Tabii bir de nasıl bunları değerlendirebiliriz? Başka sorular da olabilir. Bazen de kombinasyonlarımız var bizim. Yani kombinasyonlarımıza baktığımız zaman şunu görmemiz gerekiyor. Şuna bakmamız gerekiyor. Mesela depend on ya da depend upon diye bir benim phrasal'ım var. Güvenmek anlamına gelen. Ne yapıyorlar mesela? Depend'i verip upon'ı benden istiyorlar bazen. Böyle olabilir. İşte onun dışında interested'ı verip in'i soruyor olabilirler. İşte worry'i verip about'u soruyor olabilirler. Yani isim artı edat olabilir, fiil artı edat olabilir, sıfat artı edat olabilir. Bu kombinasyonları da sorabilirler. Ama burada öyle bir durum yok. Hani biraz baktıysanız soruya ben çözerken. Tabii cevaplarınız da yine gelebilir. Özelden yazabilirsiniz. Ben de o arada sesli olarak söyleyeceğim soruyu anlatacağım. Hani burada genel anlamda bir soru var. Şimdi soruyu okumaya başlayabilirim o zaman bunu dedikten sonra. Şimdi people ama hangi people? Yani who dediğine göre burada bir relative clause kullanmış. Yani bana hangi insanlar olduğunu özelleştirecek. People who feel strongly that. Hani güçlü bir şekilde hisseden insanlar. Ama neyi hisseden insanlar? Bir daha bir that var. İşte bu that neyi karşılıyor? O güçlü hissedilen şey neyse onu anlatacak bana. That they do not want to be awake. Hani uyanık olmak istemeyen. Awake, uyanık. Ya da an alert, yani tetikte. Uyanık bir şekilde. Gene awake derken uyanık ama alert biraz daha böyle tetikte olan. Sürekli temkinli davranan anlamında kullanılıyor. Tetikte olan, dikkatli ve bu anlamları da var. Şimdi ondan sonra bir şey diyecek orada. Search and procedures. Hani belli başlı, belirli prosedürler. Şimdi ben bir prosedür kelimesini Türkçe'de çok kullanıyorum. Prosedür kelimesini. Şimdi prosedür kelimesiyle ilgili ben şunu unutmamalıyım. Yani prosedür bir süreç midir? Evet, bir süreçtir. Yani prosedür kelimesinin bir süreç olduğunu unutmamam lazım. Yani hep derler ya işte bu işin prosedürü şu. Hani bir süreç var aslında prosedürün içinde. Hani bunu bilirsem oradan şeye bağlayacağım olayı. Yani belli bir edatı oradan eleyebilirim. Bu bir. Şimdi search and procedures may not be good candidates. Candidate aday demek bu arada. Yani işte bu insanlar ta ki bakın M'ye kadar olan yer biliyor musunuz? Özne aslında. Hani bazen böyle çok uzun özneler olabiliyor. Hatta bir de burada görüldüğü üzere relatifli bir durum varsa zaten ister istemez cümle uzun olmalı. Çünkü detay verecek bana. Yani burada M'ye kadar aslında tam bir özne var. Bunu neden anlattım? Hani şimdi biz diyorum ya burada bir soru içinde aslında soru içinde soru anlatıyoruz burada. Biraz onu vurgulamak isterim. Şimdi sebebim şu, anlatma sebebim. Diyelim ki çeviri sorusu çözüyoruz. Yani girdik sınava veya denemeye. Hangi sınava girdiğimizin önemi yok. YKS dilci de olsa, YDS yok dilci de olsa gireceğiz bu sınava.
Mesela M'ye kadar olan yeri doğru çevirmek lazım. Yani burayı mesela bazen ne yapıyorlar? Çeviri sorularında kısmen veriyorlar veya eksik veriyorlar. Oradan şıklara gidiyoruz. Yani M'ye kadar olan yerin eğer biz özne olduğuna tam olarak şey yapamazsak, kanaat getiremezsek zorlanabiliriz. O anlamda gösterdim. Şimdi may not be good candidates. Şimdi iyi bir aday olamayabilirler. Şimdi adaylıkla ilgili de bence burada birazcık genelleme yapılabilir. Yani adaylık hani ne için? Bir şey için aday olursun değil mi yani? Hani bir şey için adaylık demektir o. Hani bir şey için aday olursun işte başkanlığa aday olursun. Ne bileyim ödül almaya aday olursun. İşte başka bir şeye aday olursun. Hani bir amacı vardır. Yani amaç olduğunda da herhalde benim aklıma ya to gelmesi lazım ya for gelmesi lazım ilk etapta. Hani local or regional anestezi. Hani anestezi zaten bunu biliyoruzdur. Hani yerel ya da bölgesel anestezi için mi artık neyse bilmiyorum orayı. İyi bir aday ya da iyi adaylar olmayabilirler diyor. Şimdi böyle düşündüğümüz zaman zaten cevabın C'den başka bir şey olma ihtimali yok. Az önce örnekleriyle söyledim. Ama şimdi biz tabii niye diğerlerininle ilgili nasıl sorun var onları da söyleyelim. Mesela şimdi through searching procedures denebilir mi? Ya belki zorlasak denebilir. Yani hani sürecin içinden geçmek anlamında, prosedürün içinden geçmek anlamında belki kullanılabilir ama eti nereye koyacağız burada? Yani hani o adayın amacını vurgulamamız gerekiyor. O yüzden gider. B şıkkında bay diyor. Bayı zaten buraya ilk boşluğa koyma şansımız bu haliyle çok zor. Yok. Hani with demek için de hani bir vasıta var mı? Bir araç var mı orada? Onunla bağlayalım. Yok. Up'ın üstüne üzerine demek zaten öyle bir anlamı yok. To desek hani amaç için alsak veya yönelme hali olarak bile alsak yine olmaz. Against diyor. Against dediğinde bir şeye karşı olması lazım. Yani bir antitez üretmemiz gerekiyor. Öyle bir şey yok. About zaten konu. Konusu pardon daha doğrusu hakkında demek bir konuyla ilgili. Hani bu da yine tam oturmuyor. Yani burada mesela B şıkka baktığımızda hani şunu hepimiz herhalde algılayabiliriz. Yani C şıkkı beşini içinde en net oturanı. Çünkü diğerlerinin hep bir acabaları var veya bir kısmı zaten uymuyor. Hani iki boşluklu soru olduğu için istediğiniz yerden alabilirsiniz. Ben hani sizin gözünüzden bakarak iki tarafı da anlattım ama siz hani ikili sorularda neresi kolayınıza geliyorsa oradan başlayın. Yani sonuçta işimiz multiple choice bir sınava giriyoruz. Çoktan seçmeni. Hani neresine yakalarsak bizim için kar. Hani o inşallah bir yerden yakalayalım ama yani yakalayamazsak sorun olur zaten. Geçiyorum bir sorun yoksa. Şimdi geldim YDT'den bir soru. 2022 YDT'den bir soruya geldim. Şimdi YDT de bana diyor ki 11. soruda. Sorun ne sorusu? Bağlaç sorusu. Conjunction sorusu. Şimdi burada yine benim neye dikkat etmem lazım? Bağlaçların özellikle anlamlarına çok dikkat etmem lazım. Çünkü bağlaçları gramer üzerinden ayırmamız çok kolay değil. Yani zaman üzerinden ayırmamız. Çünkü istediğimiz zaman da kullanabiliriz bağlaçları. Onunla ilgili bir kanun yok illa bu zamanla kullanılacak diye. Benim çünkü bağlaçlarda bilmem gereken en önemli şey bağlaçların anlamının ne olduğu. Çünkü zaten soru içinde verirken bana şu şekilde veriyor. Yani mesela since bağlacı. Şimdi normalde den beri anlamı var ama burada tabii biz bu tarz bir sınav hazırlanıyorsak artık o noktayı aşmamız gerekiyor. Den beri anlamında olan bir kullanımı var ama burada yüzünden anlamında. Yani ona baktık mı neyle eş anlamlı? İşte does, therefore, so gibi. Hani bu anlamda. Yani mesela benim sizden ricam ve tavsiyem. Hani eninde sonunda bu sınava madem gireceksek, hani şu an itibariyle bu dersteysek ve bizim de bir hedefimiz, gayemiz varsa benim bağlaçlarla ilgili diyeceğim şey size kesinlikle ve kesinlikle grup halinde çalışmanız olur. Yani bağlaçları sakın şöyle tek tek alıp ezbere kalkmayın. Çünkü bitiremezsiniz. Bir sürü bağlaç var. Yani sayısını şu an net olarak ben bile söyleyemem. Bir sürü bağlaç var. Hani ben hiçbir zaman öyle bir ezbere ne kendim gittim ne de birisine gitsin dedim. Ama şunu tavsiye ederim. Bağlaçlarla ilgili bizim gruplandırma yapmamız lazım. Yani işte sebep sonuç bağlaçları deyip sıralamamız lazım. Benim az önce yaptığım gibi. Mesela while bağlacı. Şimdi bir iken anlamında kullanıyorum doğru. İşte past continuous'ta falan. Ama bir de iken anlamında zıtlık bildiren bir kullanım anlamı var bunun. Daha doğrusu kullanım yeri var. Hani ben while bağlacını bir yerde kullandığımda şunu da unutmamam gerekiyor.
İki cümle olacak. İki cümle birbirine taban tabana zıt olacak. Böyle durumlarda kullanabiliyorum. Peki ben while bağlacını madem zıtlık olarak kullanıyorsam neyi bilmeliyim? But'ı bilmeliyim. However'ı bilmeliyim. Nevertheless'ı bilmeliyim. Nonetheless'ı bilmeliyim. Nonetheless'ı bilmeliyim. Onun dışında işte in spite'ı bilmeliyim, despite'ı bilmeliyim gibi gibi gibi. İşte the fact that neleri bunların? Hepsi olabilir. Yani bunları böyle benim anlattığım tarzda bilirseniz daha rahat edersiniz. Çünkü her türlü işinize gelecek ve yarayacak. Anlam bozan sorusunda işinize yarayacak. Anlamcıya yakın sorusunda girdiğiniz sınavda varsa işinize yarayacak. Çeviride işinize yarayacak. Yani her yerde. Hani benim o tenses, conjunctions, prepositions üçlümü lütfen unutmayın. Şimdi until bağlacı e kadar. Yani süreç bildiriyor. Mesela until e kadarsa yani bir süreç bildiriyorsa till de var mesela e kadar anlamına gelen. Hani hemen bunları böyle mesela kodlamalıyız kafamızda. Şimdi as long as nokta nokta olduğu sürece yani bana aslında bir şart koşuyor. Hani eğer böyle olursa aslında burada baktığınız zaman if ile beraber aynı grup içinde. Yani as long as'i böyle if'ten çok da bağımsız düşünemem ben. Yani if olabilir. Hani şart bağlaçları bunlar. If olabilir. Unless olabilir. Hani olumlama olumsuz kullanımda anlam olarak. Onun dışında providing that olabilir. Provided that olabilir. As long as olabilir. Hani hepsi bunların grup içine girer. Hani dolayısıyla bunları böyle öğrenirseniz ezber değil öğrenirseniz sizin ileride çok işinize yarar. Hani ben böyle yaptım ve gerçekten şu anda bakın ezbere sayıyorum size bunları. Şimdi dönelim soruya. Şimdi soruya döndüğümüzde 11 numaraya diyor ki vitamin C çok net bir şey kullanmış. Hani cannot'ı bir yerde görüyorsanız present anlamdadır zaten. Hani impossible demektir. Aslında anlam olarak impossible demektir. Yani vitamin C cannot prevent us from getting sick. Hani hastalıktan korunmanızı önlemez. Net diyor. Yani bir hastalık geçirmekten sizi korumaz. Hastalık geçirmenizi önlemez. Bir virgül var orada. Yani bu ilk cümle. Sonrası diyor ki a study conducted in 2017. 2017 yılında yürütülen ki burada hani bildiğinizi varsaydığım için biraz daha açık konuşacağım. Aslında burada hani conducted dediği şey past simple değil. Reduction. Hani reductionlar var ya benim relative clause'lar konusu var bilmem gereken. Orada hani anlatılmıştır ya da illaki birisinden benden önce dinlemişsinizdir. Şöyle bir kuralı vardır. Who, which ve that olan cümlelerde ben who, which ve that'i atabilirim. Atarken de ne yaparım? Who, which, that'i sadece çıkarmam. Yardımcı fiil varsa yardımcı fiili alırım. Veya bazen fiilimi de değiştirebilirim. Burada normalde bu cümle şu. Orijinalde. A study which was conducted in 2017 normalde bu cümle. Yani 2017'de yürütülen bir araştırma. Ama kısaltırken which'i ve was'ı atmış. Az önce anlattığım kurala göre. Yani burada aslında bakın. Asıl fiil bu. Yine bir noktaya götürüyorum. Yine az önce bahsettiğim yere geleceğim. Ben aslında yine çeviri sorularında mesela çok dikkat etmeliyim buna, değil mi? Yani çok net ortaya çıktı. Şimdi asıl fiilimi ben kalkıp ben conducted alırsam hapı yutarım. O yüzden çok iyi bunları tespit etmem gerekiyor. Benim şu anda yaptığım gibi. Hani hangisi bunların reduction? Hangisi ana fiil? Hangisi fiilimsi? Buna çok dikkat etmem gerekiyor. Yani şuradan alacağım ben. 2017 yılında yürütülen bir araştırma gösterdi ki showed that high doses of vitamin C, yüksek dozda C vitamini can reduce. Şimdi can'i kullanmış artı fiille kullanmış present anlamda. İhtimali söylüyor. %100 mü? Hayır ama bir ihtimal var. Can reduce the duration of a cold by 17%. Yani soğuk algınlığı süresini, duration, soğuk algınlığı süresini %17'ye kadar düşürebiliyor. Hani burada bayım mesela edat olarak hani tarafından falan değil. Burada kullanımı %17'ye kadar düşürebilir. Hani atıyorum işte 3 günse
İşte onu iki küsür güne düşürebilir. 4 günse 3'e düşürebilir gibi. Hani burada rakamları sadece rakam olduğu için veriyorum. Yani %17 oranında ya da 5'te 1 oranında ortalama düşürebilirmiş. Şimdi böyle bir şey var elimde. O zaman benim ne yapmam lazım? Şimdi iki cümle var. Birinde sizi hastalıktan korumaz diyor. Diğer tarafta 2017 bir araştırma yapıldı. %17 oranında düşürülebileceği söyleniyor. Yani aslında taban tabana zıt iki tane cümle var. O yüzden vahil olmalı. Açık ve net bir şekilde. Çünkü ne sebep sonuç var ki since kullanalım. Ne süreç var ki until diyelim. Ne de herhangi bir şart var ki ne if ne de as long as'i düşünelim. Açık ve net. Evet, geçelim bir sorun yoksa burada. Devam ediyorum. Tekrar dönüyorum yok dilden bir soru çözmeye. Sağlığa geldim bu sefer. Evet. Dördüncü soru. Yine 2021 yok dil 2 sağlıktan bir soru bu da. Şimdi bakıyorum yine elimde az önce ifade etmiştim. Yine LY ile biten zarflarım var. Yani yine zarf sorusu bu. Yine kelime sorusu. O zaman ne yapmam gerekiyor benim? Bunların anlamlarını biliyor muyum bilmiyor muyum bir check etmem lazım. Çünkü bunun anlamını bilmeden ezbere gidersek ters köşe olabiliriz. Şimdi önce anlamlarına gidelim. Şimdi casually. Ne demek casually? Hani bir casual clothes'tan yola çıkarsak günlük bir şekilde anlamı var. Casual clothes var ya. Gündelik bir şekilde, günlük bir şekilde. Onun dışında sıradan bir şekilde, sıradan, casually ve gelişi güzel anlamları var. Hani genel üç anlamı bu. Yani günlük bir şekilde, gelişi güzel bir şekilde bir de sıradan anlamında notuma baktım. Bu var. Şimdi simply kelimesine bakarsak o da zarif bir şekilde, kusursuz bir şekilde anlam olarak baktığımda ve pardon özür diliyorum. Zarif bir şekilde kurnazca ve sinsice anlamları var. Düzelteyim. Zarif bir şekilde kurnazca ve sinsice anlamı var. İlk üç anlamı bunlar. Randomly zaten rastgele bir şekilde. Gelişi güzel rastgele. Precisely var. Precisely zarfı da açık olarak tam net bir şekilde. Yani aslında clearly ile aynı. Anlam olarak. Clearly ile aynı. Ve yine bakın bir şeye bağlayacağım sizi. Şimdi biz deliberately nerede gördük? Bakın hemen size göstereyim şurada. Pardon. Bakın nerede çıkmıştı? Bakın hemen 2021 yok dedi ki de zarf sorusu olarak sorulmuş. Bakın hemen delillerle konuşuyorum. Biz geldik aynı sınavın içinde fen bilimlerinde sormuşlardı. Sağlık bilimlerinde bir daha sormuşlar. Yani bakın ben bu yüzden diyorum işte öğrencilere, sınava gelecek arkadaşlara. Diyorum ki bakın siz önce hani öyle 10 bin tane, 5 bin tane kelime ezberlemek elbette güzel bir şey ama önce sınavları analiz edin benim yaptığım gibi. Çünkü bunu yapmadan ezbere kelimeyle bir şey bir yere tek başına varamazsınız. Elbette faydası olur ama tek başına bir yere varamayız yani. Onu bilsin herkes. Ama bakın burada benim yaptığım gibi yaparsanız burada şunu göreceksiniz. Yani ha bakacaksınız bir yerden sonra hep aynı kelimeler dönüyor dolaşıyor. Aynı phrasal'lar dönüyor dolaşıyor. İşte burada sağlamasıyla gösterdim. Deliberately de kasten demekti. Şimdi okumaya başlıyorum soruyu. Sizin de yine eğer düşünceniz, tahmininiz varsa yazabilirsiniz buraya. Şimdi oxygen deprivation yani mahrumiyeti, mahrum kalması. Damages brain areas. Hani beynin bölgelerine zarar verir. Ama şimdi o zarar vermenin orada zarfını koymamız lazım. Onu bilmiyorum. Onu şu anda koymayacağım zarfını. O tamam. O dursun bir kenarda. Ama şunu çok iyi bilmem lazım benim orada. Benim orada önemli olan şeyi bilmem. A person might sustain, bakın might neydi? Present'ta düşük ihtimal. Yani çok düşük ihtimalden bahsediyor. Yani bu olabilir de başka bir sürü şey de olabilir bunun dışında. İhtimal. Şimdi sustain neydi bu? Şey anlamındaydı. Fiil olarak baktığımızda. Hani sürdürmek. Daha doğrusu bu anlamda bir ifadeydi. Buradan tekrar notumu da kontrol ettim. Şimdi slight damage. Slight neydi az önce konuştuk? Hani az miktarda, birazcık, azıcık anlamında. Damage to the motor cortex. Şimdi korteks kelimesi hani sağlık olduğu için biraz belki böyle alan
kelimeleri gibi görünebilir ama korteks dediğimiz beynin zarı demek. Beyin zarı. Korteks dediğimiz beynin zarı, beyin zarı demek. Söyleyeyim. Şimdi dolayısıyla hani beyin zarına az miktarda da olsa şey yapabilir, zarar verebilir. Bunu söylüyor. Sonrasında end up hani şununla da sonuçlanabilir. End up sonuçlanmak. Paralyzed on one side. Hani bir tarafının Allah korusun felç olmasıyla sonuçlanabilir. Oksijen kaybı. O yüzden çok önemli değil mi? Derler yani çok önemli diye. Kısa bir süreliğine bile gitse. Oksijen kaybı olsa bir insanda. End up paralyzed on one side. Şimdi iki tane şey söyledi burada ama ikisi de ihtimal. Hani onu özellikle vurguluyorum ki çünkü zarfı ona göre koyacağız. Yani iki tane elimde düşük ihtimalli bir durum var. Şimdi bu durumla ilgili ben diyorum ki devamında bir de şimdi ben devamında bir de şunu diyorum. Diyorum ki ben hani devam ettirmek, sürdürmek anlamında sustain onu söyleyeyim. But another person ama diyor ki başka bir insan da yine bakın yine ihtimal might go into a vegetative state. Hani buna bitkisel hayat diyebiliriz Türkçe karşılığına. But another person might go into a vegetative state. Bazı insanlar da bitkisel hayata girebilir. Hani o kayıptan kaynaklı Allah korusun. Despite bağlacı neye rağmen retaining some consciousness. Hani bilincin bir kısmını şey yapmasına rağmen sürdürmesine rağmen retain hani sustain gibi sürdürebilmesine rağmen bitkisel hayata girebilir. Yani şimdi ben buradan şunu anladım. Demek ki oksijen kaybı her insanda farklı şey yapıyormuş. O yüzden burada ben kalkıp da casual'ı sıradan günlük gelişi güzel diyemem. İki, subtly diyemem. Hani sinsice, kurnazca, zarif bir şekilde diyemem. Zarar verir. Precisely, hani açık net bir şekilde clear'ını diyemem. Çünkü burada açık ve neti veren bir şey yok. Deliberately kasıtlı bir şekilde diyemem ama randomly der miyim derim. Zaten cevap randomly olacak. Sebebi ne? Çünkü rastgele zarar verir. Yani oksijen kaybının illaki beynin bir bölümüne verdiği bir zarar yok. Zaten okuduğunuzda görüyorsunuz. Yani rastgele zarar verir. Hani bilemiyorsunuz nereye ne yapacağını. O anlamda randomly'yi koymamız gerekiyor. Yani cümleyi anlamak bu kadar önemli o yüzden. Ve şimdi devam ediyorum. Tekrar döndüm YDS'ye. Bu sefer nereye geldim? 12 numaralı soruya geldim. Şurada siz de şöyle alayım. Evet. Şimdi 12 numaralı sorudayım YDS'de. Yine bağlaç sorusu var elimde. Halihazırda. Şöyle eleyerek gittim. Şimdi tabii ki bağlaçları bir önce bilelim, bir bakalım biliyor muyuz daha doğrusu. Çünkü anlam olarak üzerinde durmamız gerekiyor. Şimdi supposing that bir bağlaç, evet. Anlam olarak da baktığınızda hani varsayarsak, farz edersek anlamlarına gelir. Supposing that. Oldu zaten hani herhalde sınava hazırlanan tayfanın ilk öğrendiği bağlaçlardan biridir. Zıtlık bildiren. Hatta şöyle bir genelleme ben şahsım adına yapabilirim. Genellikle zıtlık sorularında ya da başka bir yerden bir tüyo vereyim size. Mesela cümle tamamlama sorularında genellikle soruların yarısı falan böyle oldu olur. Yani bir yerinde sorar. Ya soru kökünde sorar. Ya da şeyde sorar. Cevap şıkkında sorar. Zaten cümle tamamlamaları geldiğinde bunları daha net konuşacağız sizinle beraber. İnceleyeceğiz yani. Şimdi dolayısıyla orada olduğu bağlacını çok fazla göreceksiniz. Onu söyleyeyim. Yok şu anda bağlantısal bir sorun olabilir. Sende değildir o. Onu söyleyeyim. O yüzden bazen böyle tekrar ediyorum. Onu söyleyeyim. Biraz bağlantısal bir sorun var bulunduğum yerden kaynaklı. Ama arada gidip geldiğini biliyorum yani. Sürekli olmuyordur diye tahmin ediyorum. Hani var mı öyle sürekli bir donma olayı? Yani sürekli mi donuyor? Onu söyleyeyim. Sürekli mi donuyor? Yani sürekli var mı şu anda? Şu anda mesela net duyulabiliyor mu? Bir bana dönüt yaparsanız hani ona göre devam edeceğim.
Ara ara. Ara ara ise en azından tamam. Sürekli değilse iyi. Tam o ara ara olduğu kısımlarda dediğim gibi ben gene elimden geldiği kadar tane tane konuşmaya çalışacağım ama birazcık idare edin. Bulunduğum yerden kaynaklı bir şey bu. Yani yapmamakla yapmak arasında ben yapmayı seçtim. O bakımdan birazcık idare edin beni. Evet, ama zaten bunu şeye yükleyeceğim, bilginiz olsun. YouTube'a yükleyeceğim bu videoları. Hani oradan da kaçırdım dediğiniz yer olursa izleyebilirsiniz yani. O noktada içiniz rahat olsun. Hani bunlara da yükleyeceğim yani videoyu, YouTube kanalıma. Evet. Biz devam edelim o zaman. Hani onu söyleyeyim, ben YouTube kanalımda bunları yüklüyorum. O noktada herkesin içi rahat olsun. Ama tabii ki normal ders gibi olmaz. Ne kadar YouTube'a yüklesek de onu söyleyeyim. Ve estağfurullah yani sadece elimden geleni yapmaya çalışıyorum diyelim. Onu söyleyeyim. Aslında ben daha sistematik yapmak istiyordum da bu aralar biraz yoğun olduğum için hem okulda hocayım aynı zamanda. Yazılılar falan da oldu. Bayağı yoğundum. Ama dediğim gibi yani elimden geleni yapmaya çalışacağım. Bu noktada içiniz rahat olsun. Evet, şimdi dönelim tekrar soruya madem o zaman. Bu kısa bilgiden sonra. Şimdi supposing that dediğim gibi hani varsayarsak zannedersek anlamında hani diyelim ki anlamında now that hani madem ki böyle madem ki now that madem ki böyle şimdi as much as'in bir sürü anlamı var hani o kadardı madardı anlamları var da pardon as much as'de hani bir sürü anlam var kadarlı madarlı anlamları var ama bir de as much as'in olduğuyla kullanıldığı anlam var. Hani en çok onu soruyorlar zaten. As much as oldu. Rağmen anlamında da kullanılıyor. Bilginiz olsun. Şimdi while da yine iken anlamında az önce konuştuk. O da yine rağmen anlamında kullanılıyor. Yani aslında şöyle bir şey oldu değil mi? Yani oldu as much as while. Üçü de zıttık aslında bunların. Yani o anlamda onu da bir kenarda tutmakta fayda var. Şimdi supposing that zaten varsayımdan bahsediyor. Now that de madem ki böyle. Şimdi onun üzerinden biraz bakarsak sanki yani elbette bunu ben şöyle demiyorum. Yanlış anlaşılmasın bu sözüm. Hani ben böyle bir şey gördüğümde mesela baktım şıklara. Üçü de aynı gruptan şey var. Pardon bağlaç var. Ben o zaman ne yapmalıyım biliyor musunuz? Bunları öncelikli olarak düşünmemeliyim. Ben demiyorum ki bunlardan birisi cevap değildir kesinlikle. Ama hani aklın yolu bir derler ya biraz mantıklı düşünürsek. Şimdi üçü de aynı grupsa herhalde bunlardan biri olmayabilir öncelikli olarak. Eğer özel bir durumu falan yoksa. Yani ben mesela burada A ve C arasında şu anda gidip geleceğim. Sizin gözünüzden çözüyorum ya soruları. Ben oradan gideceğim. Şimdi bakıyorum soruma. Social media has become widely önemli bir kelime. Yani geniş çapta. Integrated into everyday life. Hani günlük hayata geniş çapta şey yapmıştır. Entegre olmaktadır, olmuştur. Önündeki bağlacı bilmiyorum. There is a growing interest. Büyüyen bir ilgi var. In understanding its impact. Yani onun etkisini anlama adına and the norms of online conduct. Conduct, hani ürün gibi düşünebiliriz bunu. Hani öyle düşünebiliriz. Norm da zaten hani kuralları, standartları, bir şeyin kaideleri demek. Hani bir de bu online şeyin kullanımın ya da ürünlerin standartların normları ile ilgili, standartları ve normları ile ilgili şeyden bahsediyor. Hani bu ürünlerin, online ürünlerin normal standartlarını da anlama adına büyüyen bilgi var. Şimdi iki cümleye şöyle yan yana baktığınızda bir zıtlık var mı cümlelerde? Yok. Yani ikisinde de şey yok. Taban tabana zıt iki cümle yok. Yani o zaman oldu, as much as while gitmesi lazım. Çünkü üçünü de ben zıtlık bildiren yerlerde kullanıyorum. Şimdi supposing that dersek hani burada nerede bir varsayım var? Bize gerçek bir şey söylüyor zaten. Varsayım değil ki bu. Bize gerçek bir şeyi söylüyor. Bunun üzerine varsayım nasıl yapacak? Ama navdet olur. Navdet deriz. Onda problem yok. Yani madem ki geniş bir şekilde entegre oldu sosyal medya,
Bunun karşılığında da büyüyen bir ilgi var. Hani oradaki bu sosyal medyanın etkisini ve online ürünlerin normları hakkında büyüyen bir ilgi var. Yani aslında Now dedi şey gibi düşünün. Yani sebep sonuç gibi. Sebep sonuç gibi düşünebiliriz bir nevi. Onu söyleyeyim. O bakımdan C olmalı cevap. Bu şekilde ifade edeyim. Şimdi burada bir ara verelim. Bir 10 dakika aramız var. Ben de toplamış olayım kendimi. 21 38 saatimiz. Yani 21.50'de görüşelim tekrar.